Koluna ne oldu Aytol'un? Selcan'la vuruşurken yaralandım abi. Sen neler söylersin? Banu Çiçek. Selcan'la Karakayalar'da buluştu. Bu ne cüret? Buna nasıl izin verirsin Aytol'un? Mecbur kaldım. Ne demek mecbur kaldım? Niye Alp'lere haber vermedin? Niye? Banu Çiçek, Selcan'a cinayetleri bizim işlediğimizi ispat edecek bir delil verecekti baba. Sen ne dersin Goncagül? Ne delili? Bilmiyoruz. İkisini de öldürmeye gittim oraya. Kimseye bir şey diyemezdim ağabey. Delilin başkalarının eline geçmesinden korktum. Bu bizim sonumuz olurdu baba, sonumuz. Ya Banu Çiçek? O nerede? Delili Ertuğrul'a vermek için kaçtı. Ertuğrul yaşarsa bu hepimizin felaketi olur abi. Soysuz muradına erdi. Saltanatını başına yıkacağız onun. Uç Bey'i değil, bir zorba olacağını imdiden gösterdi hepimize. Dağıttığı altınlarla günahlarını satın almaya kalkar. O altınların bedelini minnet eden beylerden fazlasıyla çıkartacaktır. Tabii önce biz onun hesabını görmezsek. Hesap vakti gelmiştir Hayme Ana. Gayrı bundan sonra olacaklar hiç kolay olmayacak oğul. Seni öldürmeden durmayacak. Beni öldürmesi için fırsatı ona çoktan verdim ana. Banu Çiçek'ten delili almaya gideceğimi bilir. Askerleriyle peşime düşecek. İkimizi bir arada yakaladığında da fırsatı bulmuş olacaktır. Bana düşen de ona aradığı fırsatı vermek olacak. Onca askerle nasıl baş edeceksin oğul? Üstelik o askerler vazifelerini yapacaklar. Bir tekinin burnu kanasa ahı bizden çıkmaz mı?
Ya seni öldürürlerse? Merak etmeyesin Haymana. Ertuğrul Bey'i gözümüzün önünden ayırmayacağız. Tek bir askerimizin bile burnu kanamayacak ana. Gümüştekini elime geçiremezsem her şey biter. Lakin beni korkutan bu değildir. Nedir oğul? Gümüştekin peşime takılana kadar ne edeceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Önümüzde uzun bir gece var. Bu gece boş durmayacaklardır. Akşam ben yemeğe gelmeyeceğim. Lakin hepiniz gözüm kulağım olacaksınız. Söyledikleri her söz, yaptıkları her şey bizim için büyük bir tehdit olacaktır. Gözünüzü de kulağınızı da iyi açasınız. Seni yalnız göndermek çok ağrıma gider kardeşim. Dualarınla yanımda olacağını bilirim ağabey. Sen istirahat edesin. Eyvallah. Gündoğdu Bey'im. Kolunuzu merak ettim Bey'im. Sizi görmek istedim. İyiyim. Önemli bir şey değil. Bir ihtiyacın olursa çekinmeyesin. Bilirsin. Her daim senin yanındayımdır. Tıpkı senin babamın uç beyliğinin arkasında durduğun gibi. Şükranlarımı sunmak istedim tekrar. Devletimiz için hayırlı olan neyse ben onu isterim Gonca Gül Hatun. Ne kadar mesut olduğumu bilemezsin. Gayrı bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar nikahımıza engel olamayacaktır. İnşallah nikahımızla otağımız daha da şen olacak Bey. İnşallah. Tez vakitte otağımız da obamız da şen olacak. Lakin seni iyi görmedim beyim. Kolundan mıdır yoksa başka bir derdin mi vardır bilemedim. Dayımın katilini düşünürüm Gonca Gül Hatun. Onlar belasını bulmadan içim ferah ermeyecek. Bulacaklar beyim. Bulacaklar. İnşallah. Onların nasıl acıyla yalvararak öldüklerini görmeden içim rahat etmeyecek. Tek isteğim budur. Müsaadenizle beyim. Müsaadesiz. Duydun mu yılanın sözlerini? Duydum beyim. Ya Rabbi, gözümün içine baka baka yalan konuşur. Nasıl inandım ben o kadına? Selcan, sana bunca ettiklerimden sonra, sana bunca söylediklerimden sonra sen beni nasıl affedersin? Senin zerrece günahın yoktur ki beyim. Benim gibi günahkar bir kadını bağışlayan sen değil miydin? Günahlarımı o umman kadar kocaman yüreğinde böyle yer açmayaydın, bugün burada olmazdım. Selcan, bundan gayrı ömrümün son gününe kadar
Sen benim yanımda ol isterim. Başka da bir şey istemem Rabbim'den. Çok şükür. İki obayı böyle birlik içinde görmek beni ziyadesiyle memnun eder. Gayrı kayılar ve dodurgalar el ele vererek daha güçlü olacağız. Doğru dersin Gümüştekin Bey'im. Uç beyliğiniz bizi Türkmen beyleri arasında daha da güçlendirmiştir. İnşallah bu birliğimiz sizin uç beyliğinize birlikte her daim devam eder. Allah birliğimize, beraberliğimize zeval vermesin. Amin. Amin. Amin, amin. Hayrola Aytol'um, ne oldu koluna? Mühim bir şey değil. Ufak bir sıyrık. Ya. Vah vah. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Hayma Hatun. Korkut Bey'imin katilleri hesap verir vermez civardaki diğer Türkmen obalarını da ziyarete gideceğim. Sağ olsunlar. Uç beyliğimiz için gerekli desteği ziyadesiyle vererek bizleri gururlandırmışlardır. Lakin sonra da Gündoğdu Bey'imle kızımın nikahını görmek istedi. Dediğiniz gibi beyim, adalet tez gelsin ki nikahımız da bir an evvel kıyılsın. Eyvallah Gündoğdu Bey'im. Adalet dediniz Gümüştekin Bey'im. Adalet mutlaka gelecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Abimin katilleri de hesabını verecekler. Lakin adaleti hakim kılmak derken bir şey düşünür gibisiniz. Doğrudur. Uç Bey olarak bu olaya da el koyacağım. Hayırlı bir karar vermişsiniz beyim. Gayrı bu meselenin çözülüp obalarımıza huzur gelmesinin vakti çoktan gelmiştir. Adaletiniz bizi güçlendirecektir. Gümüştekin Bey'im. Eyvallah Tüvtekin Bey'im. Eyvallah. Uç Bey'i olarak ilk işim Doğan Alp'i götürüp Korkut Bey'imin katili Banu Çiçek'in yerini öğrenmek olacak. Sonra da bir an evvel infaz edilecek. Yarın sabah askerlerim Doğan Alp'i götürecek. Adaletin keskin kılıcı mühürlü dilini çözene kadar vücudunda kıyılmadık et bırakmayacak. Adaletin tez geleni makbuldür. Artık bu fitnenin obamızı zehirlemesine müsaade etmeyeceğim. Gayrı bundan böyle Korkut Bey'imin katilini bulup intikamını almak benim boynumun borcudur. Allah Uç Bey'imize zeval vermesin. Ertuğrul Bey'in inadıyla huzurumuzun bozulmasını istemeyiz. Böyle yaparak bizi başka bir felaketten kurtarmış oldunuz Gümüştekin Bey'im. Helal olsun dayı oğlu. Bu topraklarda yetişip büyümüş bir evlat olarak böylesine iyi bir bey olacağın en başından beri belliydi. Eyvallah. Yaklaşan Nevruz'un sevinciyle kızımın nikahı birleşecek inşallah. Öyle değil mi kızım?
İnşallah Gümüştekin Bey'im. İnşallah. Geçmişin kirini pasına atıp bahar dalı gibi taze bir başlangıç için daha iyisi olamazdı. Allah size uzun ömürler versin beyim. Ahali Bezgin Bey. Değil kefere sınırına varıp yurt tutmak, yerlerinden kımıldamaya bile mecelleri yoktur. Ya alplara ne demeli beyim? Hangi alpa sorsam kılıç kınında güzeldir der de başka laf etmezler. Velhasıl beyim, herkes sürüsünün peşinde huzur ister. Beyler birbirini boğazlarken devleti ele geçirmeye çalışan soysuzlar ahalinin gırtlağına çökmüşken. Öyle mi? Huzur bu mu Turgut? Değil beyim. Değil de içlerinde senin gibi yüreği olan kimse yoktur. Şu mavi gök altında her dağ onlara bir beyim. Ne gönülleri ne de gözleri başka bir şey bilmez. Hevallah beyim. Senin yüreğin bir başkadır. Cümle alemi içine alacak büyüklüktedir. Sen olmasan biz nereden bilirdik ne edeceğimizi beyim? O da senin, bu da benim. Artık sürü mü otlardı, biz mi otlardık Allah bilir beyim. Bamsı doğru der beyim. Gayrı yüreğini ortaya koma vaktidir. Koyasın ki peşine düşüp Bizans sınırında yurt tutacak yiğitlerin ortaya çıksın. Sözlerin kararmış gönüllere ışık olsun beyim. Hele yarın şu fitneye bir son verelim Turgut. Ondan sonra meseleyi Toya taşıyacağım. O vakit ahvali görürüz. Eyvallah beyim. Şunu bil yeter. Ölene kadar senindeyiz beyim. Ayran getirdim beyim size. Hay yaşayasın kardeşim. Da tandır ekmeği bulamadın mı? Hay kurban olduğumunun yiğidi. De bakalım kardeş. Ertuğrul beyimiz Çin'e gidelim dese peşinden gider misin? Ertuğrul beyimiz Zühre Yıldızı'na gidiyoruz desin yeter. Ben kanat takar uçarım bamsayfı bilmez misin? Hay maşallah sana. Hay maşallah. Hay maşallah. Beyim bu yiğitler oldukça gidemeyeceğimiz yer, fethedemeyeceğimiz memleket yoktur. Müşteri olasın. Eyvallah Turgut. Eyvallah. Belki de en doğrusu Ertuğrul Banu Çiçek'le buluşmazdan önce bu gece işi bitirmektir ağabey. Otağına girip onu öldürecek halim yok ya. Kendine gelesin artık Aytoğlu. Yaralı, gururu incinmiş bir erkek bunu yapabilir. Nasıl? Tuğtekin. Avradı Gökçe'nin gönlünde yatanın kim olduğunu bilirse ne eder sence ağabey?
Öyle değil mi Goncagül? Elimden geleni yaparım hala. Ertuğrul. Buyur abi. Haklı çıktın kardeşim. Hayırdır abi? Gümüştekin. Doğan Alp'i yarın kervansaraya götürecek. Ona işkence edeceği belli. Yaşatmayacağı da kesin. Doğan Alp'i ona vermeyeceğimi iyi biliyor. Gözlerinizin içine baka baka beni davet etti. Onu askerlerden alırken seni öldürmek falan mıdır o soysuzun niyeti? Hayır abi. Benim de katillerle işbirliği yaptığımı ispat etmek ister aklınca. Doğan Alp'i alırken askerlerini öldürmemi ister. Böylece isyan ettiğimi göstermektir derdi. Beni öldürdüğünde de kendince haklı olacak. Ne senin ne de anamın söyleyecek hiçbir şey kalmayacak. Ne edeceksin Ertuğrul? Yarın Doğan Alp'i askerlerinin elinden kan dökmeden alacağız. Ya Gümüştekin? Eğer haklıysam Doğan Alp'i askerleriyle önden yollayacaktır. Sonra da bizi takip edecektir. Bakalım kim kimin tuzağına düşecek. Şu konuştuğumuz şeylere bakın kardeşlerim. Kendimizi bildik bileli başımız beladan kurtulmadı. Ruhu şad olsun rahmetli babam. Ömrü boyunca Alptekin'le uğraştı. Çürüttü ömrünü. Sonra Kurdoğlu. Şimdi de Gümüştekin. Ne zaman bitecek bizim çilemiz? Belki de bizim kaderimize düşen mi olur ağabey? Kendi yurdumuzda, kendi adaletimizi kurana kadar bu yaşadıklarımıza mahkumuz ağabey. Bu fitneler bizi derviş gibi terbiye eder. Hakikatimiz de, durumumuz da budur. Bize düşen de Allah'ın izniyle bu fitnelerle savaşmaktır sonuna kadar. Doğru dersin kardeşim de. Gayrı benim mecalim kalmamıştır. Keçi güttüğüm günlerin hasretiyle yanar tutuşurum. Selcan Hatun'la kocayıp göçüp gitmek isterim bu diyardan. Başka da bir isteğim yoktur. Ah! Abi! Dün doğdum. İyiyim, iyiyim. Uyumak isterim. İyiyim ben. Uyumak isterim. Goncagül Hatun. Kusura kalmayasın beyim ben. Goncagül. Hayırdır? Goncagül bilmemesi gereken bir şey öğrenmiştir. İşittikleri ona ağır gelmiştir. Neymiş bu?
Geçmişin kara gölgesinin üzerimize çullanmasından korkar. Hepsi bu. Müsaadenle beyim. Bu gece öyle bir korkacaklardır ki gayrı onlardan her şey beklenir. O uğursuz avradın yüzüne gülüp ana diyeceksin. Gonca Gül'ün yalanlarını, iftiralarını sineye çekeceksin. Gümüştekine itaat edeceksin. Bizi birbirimize düşürmek için söyleyecekleri iftiraları sineye çekeceksin. Müsaade var mı? Buyur Tuğtekin Bey'im. Babamda neler olup biter bilmek isterim. Bilmenin lanetinden korkmaz mısın beyim? Yalanların, riyaların içinde yaşamaktansa hakikatin içinde kavrulmak evladır. Yiğitlik düşmana karşı olur beyim. Lakin canından çok sevdiklerine karşı yiğitlik hezimettir. Sen diyeceğini de. Lafı eveleyip gevelemek bu otağın huzurunu bozar. Ana. Bunları sana demeye ne dilim ne gönlüm razı gelir beyim. Sen de hele. Bunca acının üzerine birini daha kaldıracak gücüm var, merak etmeyesin. O vakit Gonca Gül'ün işittiği şeyi senin de bilmek hakkındır. Ne işitmişim? Gökçe'nin gönlünde yatanı. Sen ne dersin ana? Öfkenden korkarım oğul. Bir acıya daha vesile olmaktan. Hepsi geçmiş gitmiş. Belki Gökçe kızım da unuttu. Sildi attı yüreğindeki yarayı. Günahına girmek istemem. Ana, sabrımın sonuna geldim bilesin diyeceğini de. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey, Halime Sultan'ı keferenin elinden kurtarmazdan çok önce Gökçe'nin kalbinde Ertuğrul varmış oğul. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Sana bunları diyeceğime dilim çürüyeydi. Bütün bunlara çocukluk der geçerdim. Lakin... Lakin ne? Lakin Halime Sultan'la evlendikten sonra da Gökçe içindeki ateşi söküp atamamış. Yine de seninle evlenmek istemiştir oğul. Yeter! Yeter. Yeter. Müsaade var mıdır ana? Gel kızım. Hayırlı geceler dilemek için gelmiştim ama. Hayırlı geceler kızım. Bir isteğin var mıdır beyim? Yorgunum, uyumak isterim sadece. Beyim bilirim acın tazedir. Lakin bana diyemediğin ne varsa gayrı diyesin. Ertuğrul'a bir vakitler gönül verdiğin doğru mu?
Doğru mu Gökçe? Doğrudur beyim. Ya Ertuğrul? Ertuğrul beyim beni hep bir kardeş olarak gördü. Yüreğimden geçenleri anladığı vakitte bir abi gibi bu sevdadan vazgeçirmeye çalıştı. Ertuğrul Bey Halime Sultan'ı obaya getirdiğinde yarama tuz bastım. Olmadı. Halime Sultan onun avradı oldu. Kızgın demirlerle yüreğimi dağladım. Yine olmadı. Sevdadan vazgeçemedim. Sonra karşıma sen çıktın. Sevilmenin ne demek olduğunu sen de gördün ben. Anladım ki benim sevdiğim adam sensin. Ömrümün sonuna kadar da bu böyle olacak. Defalarca anlatmak istedim sana bunu. Lakin çok korktum. Benden soğursun diye çok korktum. Daha başka demediğin ne kaldı? Bu mesele sadece Aytolun'la Goncagül meselesi değil bilirsin. Gümüştekin de işin içinde olduğuna göre onun da ardında birileri vardır Ertuğrul. Ya işler düşündüğün gibi gitmezse? Son haine kadar hepsini bulup nefeslerini kesmek boynumun borcudur Halime Sultan. Sen merak etmeyesin. İnşallah Ertuğrul. Çetin darbelere bakılırsa erkek olacak. Babasından sonra kefenin kabusu olmaya geliyor oğlumuz. Tek dileğim hayırlı bir evlat olsun da milletine hizmet etsin. İnşallah Ertuğrul Bey'im. Thank you.
Yanındayım. Of. Of. Günahdın. Mahkumu almaya geldik. Çözün. Dersiniz ula. Neyi çözersiniz beni? Kes sesini, gidiyoruz. Ne çözürüz la beni? Donat, donat. Herkes bizim donat. Yakında kurtulacaksın. Tamam, yeter bu kadar. Fıralı. Haydi kardeşler. Allah yardımcımız olsun. Amin beyim. Haymanım. Sana diyeceklerim vardır. Söyle kızım. Tuğtekin Bey'im. Evvelden Ertuğrul Bey'ime olan gönül yangınımı öğrenmiştir. Bilirim Haymanım. Tuğtekin Bey'imin aklını zehirleyen Aytolun'dur. Demek Tuğtekin'i Ertuğrul'a düşman edip gerçekleri saklamak derdindedir. Lakin Ertuğrul abimi de yengemi de öldürenin Aytolun olduğunu ortaya çıkarmıştır. Üstelik Tuğtekin de bunu bilir.